Evet sevgili Sky Radyo dinleyicileri, şu anda hattımın diğer ucunda sevgili Eren Sandal var. Merhaba Eren, nasılsın? İyiyim Yıldız, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de harikayım. Bu arada albümün hayırlı olsun. Müthiş şarkılar. Çok teşekkür ederim. Favorin hangisi? Valla favorim, hemen bakıyorum. Amin, Sev Beni, Kurban. Devam sayayım mı? Valla bu gidişle yani tüm albümü sayacağım, yani o kadar çok keyifli albüm. Çok teşekkür ederim ya, çok mutlu oldum valla. Valla düşündüm tüm gün nasıl tanımlasam albümü diye. En iyi albüm demeyeceğim çünkü o çok klişe olacak. Farklılık olsun, evet, diye en seksi albüm diyeyim. Vallahi şanslısın yani, kolay kolay da üretmem böyle bir şey yani. Bana göre en seksi albüm gibi geldi. Gerçekten soundlar müthiş yani, bir cool bir hava var. Ulaş Tümer'in ve yani Ulaş Tümer, Sadınar Sönmez, Burak Yeter, Hakan Özkan, Hazal Ata, Cem Gelinoğlu, yani çok güzel isimlerle çalıştık. Bunların başarısı yani, ortak bir çalışma. Ben buradan onlara da çok teşekkür ederim. O müzikleri, o saatleri benimle paylaştıkları için. Biz de buradan sevgilerimizi gönderelim. Harika, müthiş bir iş çıkmış. Gerçekten ekip sağlam yani, belli oluyor. Hepsi severek yapmış bu işi. Gerçekten şarkıları dinleyince hissediyor insan bu müthiş enerjiyi. Bayağı bir çalışıldı ya. Yaklaşık 1,5 senede falan bitirebildik ve gerçekten herkes kendi işi gibi benimsedi olayı. Yani benim olmaktan çıktı albüm, bizim oldu. Bu ekibin oldu albüm. O yüzden böyle güzel bir çalışma yapabildik yani. Bir de şu özelliği de var, hemen şarkılara da ayrı ayrı geçeyim. Mesela seni tabii ki Ajda Pekkan düetiyle tanıdık, Sev Beni. Bu albümde de yer alıyor ama şu çok hoşuma gitti. Hani o haliyle de koyabilirdin albümü ama tamamen farklı bir versiyon, farklı bir altyapı. Bu da dinleyiciye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Gerçekten müthiş, bayıldım. Evet, Rüzgar'ı da aynı şekilde. O da aynı şekilde. Evet, onu da Sadınar Sönmez'le aynı şekilde tekrar yaptık. Hani daha böyle kendi müziğimi ortaya koyabileceğim bir hale getirdim artık durumu. Ve beni yansıtabilecek aranjeler yaptırdık. Yaptık beraber. Mesela Burak Yeter'in o yaptığı aranje, Hakan Özkan'la yaptığı aranje tamamen bir Eren Sandal aranjesi oldu. Yani sadece bana özel yapılan bir aranje oldu. Diğer hali biraz Ajda Pekkan'ın sound'uydu açıkçası. Ben biraz da kendi sound'umu yansıtmak istedim. Sonuçta benim albümüm olduğu için tekrar böyle bir çalışma yaptık. İyi ki de yapmışsın. Bu arada ilk klip hangisine gelecek? Twitter'dan da ara ara takip ediyorum. Amin'e gelecek. Evet. Şu anda Safa Gülsoy ve güzel ekibimiz montaj aşamasındalar. Birkaç gün içinde bitirecekler montajı da. Klibimizi de çektik çok güzel bir şekilde. O da bir hafta sonra videona girecek. Televizyona gidecek. Televizyona dönmeye başlayacak klip. Süper. Yine bir harika bir strateji. Radyolara kurban dağıtıldı çünkü. Amin'de klip gelmesi. Vallahi bravo yani. Sen bu işi gerçekten iyi biliyorsun. Aslında öyle değildi, biliyor musun? İlk klibimizi biz kurbana çektik. Şu an kurbanın klibi de montajda ama kurbanı Green Box'ta çektiğimiz için onun arkasına eklenecek animasyonlar çok uzun sürecek ve biz de onları bekliyoruz. Dedik ki onu beklerken ikinci klibi öne alalım. Çünkü albüm çıktı, klip yok piyasada. O yüzden hemen ikinci klibimizi ilk klip olarak yansıtacağız. Sonra kurbanı tekrar yayınlayacağız. Süper. Vallahi hazırdan iki klip, ne güzel. Sevindik buna tabi. Bu arada vallahi hepsi birbirinden güzel. Aslına bakarsan hepsine de tek tek klip bekliyoruz. Dinleyiciler bile seçemiyor. Seçemiyor. Bir yandan yorumlar geliyor. Şimdiden de başladılar. Efendi'ye klip gelsin falan yazan olmuş. Son nefes, sokaklarım tenha. Vallahi süperler. Son nefes düşünüyoruz açıkçası, son nefese, ama Eylül ayı gibi düşünüyoruz onun klip. Aşka da çekmek istiyoruz, sokakların tenha da istiyoruz, gel hemen de istiyoruz.
yani bütün parçaların hepsini çekmek istiyoruz açıkçası. Yani çünkü şöyle bir albüm yaptığımı görüşümü gelen yere söyleyebiliyorum. Yani istediğim şarkıyı, istediğim klibi çekebilirim. Ve hani güzel bir iş çıkar gene ortaya. Yani şey yapmadık, hani iki tane güzel şarkımız olsun, geri kalanını dolduralım albümü gibi bir albüm yapmadık. 1,5 sene boyunca çalışıldı ve en az 40-50 tane parça seçildi, yapıldı, çalışıldı. Ve 12'ye düşürene kadar bu şarkı sayısını gerçekten çok zorlandık. Ya şu anda hazırda bekleyen mesela 2 tane daha albümüm var. Onları çıkartabilirim yani yakın zamanda. Ooo süper. Yani boş durmuyorsun, devam. Zaten okuyorum ara ara. Stüdyodayım, yeni şarkılar falan. Evet. Ya çalışıyoruz yani. Ben bir de sevdiğim işi yapıyorum. Boş bulduğumuz zaman Ulaş'la birlikte buluşuyoruz. Hemen bir şarkı daha yapalım. Hani nasıl oldu acaba? Ulaş arıyor, Eren bir beste yaptım, gel söz yap. Ben bir şarkı yapıyorum, Ulaş'a gönderiyorum, Ulaş aranje yapıyor. Böyle hızlı hızlı kendimizi artık böyle biraz da rahatladık. Albüm çıkması bizi rahatlattı. Daha da şu anda başka şeylerle uğraşıyoruz. Mesela başkalarının albümlerine. Mesela Safa Gülsoy'a bir albüm hazırlayacağız inşallah. Cem Gelinoğlu'na bir albüm hazırlayacağız inşallah. Onların çalışmaları başladı ufak ufak. Süper, harika. Evet. Tam bunları soracaktım yani, paylaşım konusunda var mı bir şeyler diye ağzından lafa aldım. Süper. Yakın arkadaşlarımla şu anda çalışıyorum. Tabii çalışacağım başka isimler de var. Ama onların da net bir durumu yok, söz konusu değil. Ama olursa herkese çalışırım yani. Kimse ama olmuştur yani, kapını çalıyorlardır bol bol. Özellikle Arda Pekkan'la düetten sonra başlamıştır eminim. Var öyle var. Birkaç kişi var, evet. Evet. Aşka gelsin klip diyen oldu. Sevim. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Sevgiler. Aşka da çekeceğiz ya inşallah. Evet. İlk klip istemiş o, ama ilk klip işte Amine geldi. Evet. Amine geldi ilk klip. Süper. Hemen sorularıma geçiyorum. Birkaç güzel soru gelmiş. Onları da paylaşmak istiyorum seninle. Bir yerde sahne alıyor mu? Nerede izleyebiliriz sorusu gelmiş. Biz sahne çalışmalarımıza biraz ara verdik. Şu 1,5 senedir hiçbir yerde çıkmıyorum. Klibimiz çıktıktan sonra bir konser turnesi gibi bir şey yapacağız. Yine Ayman bu arada menajerim. Belki biliyorsunuzdur. Biliyorum. Ona da sevgiler. Ona da sevgiler buradan. Yaklaşık işte bir ay sonra konser planımızı hazırlamaya başlayacağız. Ve şehir şehir gezeceğiz. O şekilde bir çalışmamız olacak. Yoksa bir herhangi bir sabit bir mekanda çalışmıyoruz. Harika. Ajda Pekkan'la nasıl bir araya geldi? Onun hikayesini bizimle paylaşır mı sorusu geldi. Tamam, onu da kısaca anlatayım. Burak Yeter'le beraber Sevbendi'yi yapmıştık. Sonra Facebook üzerinden Samsun Demir'le tanıştık. Ve Samsun Demir şarkıyı çok beğendi. Sonra bizi Ajda Pekkan'la bir araya getirdiler. Dediler bu şarkıyı düet yapalım. Biz de tabii çok sevindik. Sonrasında Ajda Pekkan da şarkıyı çok sevdi. Benim sesimi de çok beğenmiş. Sonrasında hemen albüme girildi. Embo Orkestrası'nın Kalbim albümünde yer aldı şarkı. Ben buradan bizi bir araya getiren herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükrediyorum bunun için. Çok güzel bir çalışma oldu. Ajda'nın sayesinde çok büyük konserlerde sahneye çıkma fırsatı yakaladım. Çok büyük kitleye, çok büyük seyircilere, kalabalık ortamlarda, kalabalık seyircilere şarkı söyleme fırsatı yakaladım. Bunun için ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şeydi benim için. Hala da güzel şeyler söyleniyor benim için bu. Yani Ajda Hanım'dan olsun, Behzat Bey'den olsun. Bunlar çok güzel şeyler. Ben çok teşekkür ederim bunun için. Evet, onlar da aynı şekilde diyeceğim. Behzat Bey'le de yayın yapma fırsatım olmuştu. O da yani öve öve bitiremedi. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Bana. Ben de çok severim. Evet, aynen. Sevgiler buradan onlara da. Vallahi müthiş. Yani aslında var ya, çok güzel. Seviniyorum senin adına. Tabii Türkiye'nin en iyileriyle çalıştın ve gerçekten de ona rağmen bu güzel albüm ortaya çıktı. Hani biliyorsun sen de durumu, bazen oluyor ki bazı isimler bu fırsatları doğru kullanamıyor. Sen onlardan değilsin. O konuda çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Hani çünkü o biraz onlarla çalışmak biraz egoları da yükseltiyor. Seninle görmüyorum bunu. Bu da çok güzel.
Ya o biraz da kişinin kendisiyle alakalı olan bir durum. Hani ben sadece bu işi insanlarla beraber şarkı söyleyebilmek istediğim için yapıyorum. Hani kendi şarkılarımı yapmayı seviyorum, kendi şarkılarımı söylemeyi seviyorum ama bunu insanlarla beraber birlikte söylemenin keyfini yaşadım Hacı Pekkan'da. Yoksa hani bunu tabii ki senin biraz önce hani altından söylemeye çalıştığın şey şuydu, hani ego dedin, hani egonun biraz daha yüksek olması gerekir gibi bir şeyler söyledin. Onu ben çok fazla şey yapmıyorum açıkçası, sevmiyorum. Hani bu işin o kötü yanlarından birisi. Yani bu işi de yaparken her şeyi kullanacaksın diye bir durum yok. O yüzden de olduğum kişiyi seviyorum ve değiştirmek de istemem bunu bazı şeyler için ya da herhangi bir şey için. O yüzden ben mutluyum halimden ve şükrediyorum yani o yüzden bu duruma. Vallahi böyle kal diyorum. Aman böyle kal gerçekten. 3-4 albüm sana da bu şekilde konuşmak isterim. Çünkü gerçekten insanlar çok çabuk değişiyor. Yani onu fark ediyorum ben ki bu işin içinde yani bir 10 yıl varım. Ve gerçekten inanamıyorum bazen. Yani diyorum ki bir gün uyanıp diyorum ki artık ben doğru yerde miyim? Yani neler oluyor? Çünkü bazen oluyor ki... Doğru diyorsun. Ama kişi kendini bildikten sonra böyle bir durumla karşılaşması çok da mümkün olmuyor. Yani tabii ki o ışıkların altında insan farklı görünebiliyor, farklı olabiliyor, değişime bırakabiliyor kendini. Ama hani olduğun hali seviyorsan, olmaya çalışmadığın bir şey yoksa, o zaman ortada bir sorun kalmıyor. Yani bu ego o zaman devreye giremiyor. Aynen. Sorularla devam edeyim çünkü çok güzel sorular tamam. Geliyor. Şöyle bir şey soran olmuş. Twitter ve Facebook adresini bizimle paylaşabilir mi? Takip etmek istiyorlarmış. Hemen istersen onları da hatırlayalım. Twitter'da Eren Sandal yazıyorlar. Hı-hı. Arada boşluk yok. Eren Sandal. Direkt bana ulaşıyorlar. Facebook'ta da Eren Sandal Official ya da Eren Sandal yazdıkları zaman ya fanpage'im çıkıyor ortaya ya da normal kullandığım Facebook adresim çıkıyor. İkisini de ekleyebilirler. İki taraftan takip edebilirler. Sen kullanıyorsun. Bunu da ben sormuş olayım. Çünkü benim başıma bu çok geliyor. Yayını alıncaya kadar biraz tedirgin oluyorum. Çünkü arkadaşlarımdan birçoğunda oldu bu. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz sosyal medya üzerinden. Ve o anda bir şey oluyor ki o ben değilim. Yani fake hesapla, sahte hesapla sohbet ediyorum. Bir de muhabbetler öyle ki gerçekten nereden biliyorsunuz, nereden öğreniyorsunuz? Yani şurada konser veriyorum, burada şunu yapıyorum, burada kahvemi içiyorum falan. Gerçekten de o anda o dostum da onu yapıyor ve gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Yani evet. Ben kendim kullanıyorum hesaplarımı, o yüzden hani bir sıkıntı yok yani, evet. Süper. İlk Nur dönmez, Eren abi değişmez ki demiş. Sağ olsun canım benim, İlk Nur'um benim, sağ olsun. Süper, sıkı hayranlar da gelmeye başladı. Harikasınız. Bu arada şöyle bir soru geldi. Beste yaparken olmazsa olmazları nelerdir? Neye dikkat eder? Ortam önemli mi onun için? Ortam önemli değil açıkçası ama hani bir kahvem olur genelde. Bir kahvemi koyarım, bir kahvemi hazırlarım. Ondan sonra akşamları daha kanalize olabiliyorum. Hani her taraf sessiz olduğu zaman daha güzel bir iş çıkartabiliyorum. Ama öyle bir hani belirli işte bir tane mum yakayım da etrafında bir durum yok. Hani mistik değiştiremeyeceğim odayı biraz ama hani normal bir şekilde hani nasıl akıyorsa bana aklıma birden gelen her şeyi hemen kaleme kağıda sarılıp yazıyorum. Hani öyle bir belirli bir şeyim yok, illa yok olsun kalem atıyor yazık hemen gibi bir durum hiç söz konusu değil yani. Süper. Harikaymış. Ben valla ben de söz yazdığım için bu ara beste de başladım. Ben de şöyle, sinirli anında hep oluyor bu. Gerçekten bazen arkadaşlara diyorum... Şarkıların biraz böyle o zaman, tokat atan şarkılardan yapıyorsun o zaman. Aynen onlardan yani. Onlar gerçekten beni besliyor. Bazen bir arkadaşımla tartışımda dur bakalım bir ara verelim ben bu tartıştığımız konuyu hemen söze dökeyim diyorum. Sonra bana sen delisin diyorlar yani. Yok yok, sen çözmüşsün işi ya. Direkt duygular taptardayken hemen yazı veriyorsun.
kavgayı da unutuyorum o an. Yani hiç önemi kalmıyor yani. Sağ olsun diyorum yani o anki yanımda olan kişiye. Kavga da kalmıyor. Bir yöntem bulmuşsun kendine. Aynen öyle. Vallahi gerçekten bilmiyorum. Başta şöyleydi. Şarkılara sığınırdım. Sonra şimdi söz yazmaya başlayınca artık diyorum neden ben kendi sözlerimi kendim yazmayayım? O zaman senin buradan arkadaşlarına seslenmeniz lazım Yıldız. Seninle çok çok kavga etmeleri lazım ki senin sanatçı kişiliğin daha böyle ön plana çıksın. Daha bir gelişsin kendisi. O yüzden arkadaşlarımla sana bol kavgalar diliyorum. Süper. Vallahi inşallah yaparlar yani. Olmadı birazdan biz seninle kavga ederiz ya. Önemli bir yerdesin. Aa yok ya. Sözlerde yok yok. Kavga etmeyelim. Kavgadan aslında hiç yana değilim de ne yapalım? Bende de böyle oluyor işte. hemen sorularla devam edelim. Vallahi güzel sorular ya. Şöyle bir şey soran olmuş. Düet düşünüyor mu ilerleyen bir albümde? İkinci albümde var aslında kafamda düet yapmak istediğim ama No Name isimler. Hı hı. Yani ünlü birileri değil. Zaten en iyisiyle yapmışsın yani ne diyeyim. Evet evet öyle de bir durum var. Şimdi Ayşe Pekkan'ın diyet yapmış. Şimdi kim diyet yapayım ki ben öyle bir durum var. O yüzden No Name çok güzel sesi olan çok sevdiğim isimler var. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Hani belki sesimle de destek olabilirim. Sözümle ve etkenle de destek olabilirim. Bir şekilde birilerine yardımcı olmak istiyorum. Bu konuda. Çünkü zor bir evet. sektör. Belki de başkasının albümde olur bu. Gerçekten çok zor olur. Nasıl anlamadım. Belki de başkasının albümünde olabilir hani destek verdiğin kişinin. Tabii tabii illa benim albümümde olacak diye bir durum yok. Evet. Bu arada devam ediyorum. Şöyle bir soru geldi. Kimi örnek alıyor? İdolü kimdir? Açıkçası örnek aldığım kimse yok diyeceğim. O zaman da işte ukala gibi duracağız ama gerçekten kimseye örnek almıyorum. Hani yapmaya çalıştığım iş sadece kendimi pozitif anlamda geliştirebilecek bir iş yapmak istiyorum. O yüzden hani şuradan şunu alırsam, bundan da bunu alırsam şöyle olurum, böyle olurum diyemiyorum. O yüzden de idolüm şudur da diyemiyorum ama hani takdir ettiğim, özelliklerini takdir ettiğim bir sürü sanatçı var. Hani sahnesi çok güzel olan var, sesi çok güzel olan var. Hani bir kişi de hepsini toparlayamıyoruz maalesef. O yüzden idolüm de yok benim. Yanlış anlamayın. Ama yok yani şuna bakayım. Aynen katılıyorum buna. Vallahi ben benim vardı mesela küçükken ama var ya şimdi hiç kalmadı yani. Bir de sanatçıları o daha ya. Öyle eskidendi ya. O eskiden vardı yani. Hala da var yani. Yorumcu olarak ben açık açık söyleyeyim benim idolüm sesine bayılıyorum. Belki biraz geri kafalı diyecekler ama Nesrin Sipahi plakları dinlerim ben. Yani ben onunla büyüdüm ve bilmiyorum o sesi ama başka kimsede işte bulamıyorum. İşte o zamanlar işte şimdiki gibi durumlar yok maalesef. O plak kayıtlarından gelen o monolog sesler şimdi dijitale döndü her şey. Yani, aynen. Bir de zaten onun keyfini de vermiyor. Yani hala evet. Mesela plak çalarım var benim evimde. Ve hala o plakları plaktan dinlemeyi tercih ediyorum. Yani dijitalde o keyfi vermiyor. O hışırtı falan. O önemli yani benim için. Doğru söylüyorsun ama hani böyle canlı canlı geliyormuş gibi oluyor ya müzik. Hani sanki bir orkestra çıkmış evinde bildiğin canlı müzik yapıyorlarmış gibi bir hissiyatı var plağın. O yüzden plak çok güzeldi. Keşke yapılsa yani en azından birkaç albümde. Ben mesela isterim atıyorum mesela 2. 3. albümden sonra yapabilirim belki onu. Hani en azından bir şarkılık bir plak çıkartmak isterim. Vallahi ona göre güzel bir olur. Şarkı, ona göre bir yorum. Canlı bir yorum. Çok güzel olur yani canlı bir orkestrayla. Tek seferde yapacaksın ve çıkacaksın. Süper olur gerçekten. Cover yapmayı hiç düşündün mü, düşünüyor mu ileride diye bir soru geldi. Ben kendi bestelerimi yapmayı daha çok seviyorum. Bu işi soyunmamın nedeni buydu. Kendi şarkımı, kendi sözümü kendim yazayım diye.
Ama öyle durumlar olur ki yani bir şarkıyı çok çok sevdiğim bir sürü şarkı var. Söylemekten keyif aldığım çok şarkılar var. Belki ileride bir tanesini alabilirim abi. Sıkıştırabiliriz bir şekilde. Tabii ki. Neden olmasın? Ama ki hemen ben de şunu sorayım. Hemen şimdi sorayım ki yakında da başlayacak dedin. Eren Sandal'ın sahne repertuarı nasıldır? Yani neler söylersin? Kendi şarkılarının dışında çıkıyor musun? Başka şarkılar falan. Neler vardır senin repertuarında mesela? Hani biraz reklam da yapalım sahne için. Şöyle söyleyeyim. Repertuarımızda şu anda sadece albüm şarkılarımız var. Çünkü hı-hı, albüm turnesine çıkacağız. Albüm tanıtım turnesine çıkacağız. Ama tabii ki onun dışında ben de 90'lar kafasında bir şarkıcı olduğum için, müzik sever olduğum için diyeyim. 90'larda yapılan şarkıları ayrı severim. Yani o yüzden sahnelerde mesela aralarda hadi bir dur bir atıyorum kıyamam yapalım ya da atıyorum bir bile bile söyleyelim derim mesela. Hemen de döneriz o taraflara birden ama sonra tekrar albümümüze geri döneceğiz tabii ki. Süper. O yolculuklar zaten hoş oluyor. arada bir 90'lara doğru arada yolculuk evet, gerekiyor yani. Hem insanın ruh halini de daha bir değiştiriyor. Harika oluyor yani. Süper. Bu soruyu da cevaplamış olduk. Vallahi harikasınız. Şöyle bir şey o zaman ben sorayım. Tamam. İleride en çok kimle çalışmak istiyorsun diyeceğim ama zaten en iyisiyle çalıştın. Hı hı. Şöyle bir şey sorayım. Alo. Bir 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Bir 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Hiç düşündün mü? Hani belki ilk başlarda belki oluyor yani bir 10 yılda kendine nasıl bir şey seçsin yani nerede görüyorsun kendini? Şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız iş hani normal bir iş yeri gibi değil. Zaten normal iş yerlerinde de yükselemezsin kolay kolay ama babadan gelmiyorsa o şirket. Ama şimdi bizim işimiz daha bir kaygan bir zemin ve anlık bir iş bizim işimiz. O yüzden ben bunun bir sene sonrası hakkında bile yorum yapmayı yaparsam eğer kendimi gülerim. Çünkü hakikaten çok böyle riskli bir iş. Ve birden ya tutacak ya tutmayacak ya kaybolacaksın ya bambaşka bir şey olacak ya albümünü çıkartacaksın o ay bir atıyorum bir felaket olacak bir deprem olacak albüm güme gidecek vesaire bu durumlar var biz biraz da böyle kaderimizle şansımıza göre yürüyoruz. O yüzden 10 yıl sonra anımızda ne yazıyorsa onu göreceğiz onu yaşayacağız yani tepede olacağım ya da yerin dibinde olacağımı düşünmüyorum ama gene iyi bir konumda olacağımı düşünüyorum bir müzisyen olarak iyi bir noktada olacağımı biliyorum. Harika. Bu arada yine güzel sorular geldi. Oyunculuk düşünüyor mu? Çünkü çok yakışıklı demiş Sevim. Vay, teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ben Mimar Sinan'da opera okuyorum aynı zamanda ve oyunculuk dersleri de alıyoruz tabii ki. Yaptığımız iş biraz tiyatroya yönelik bir iş olduğu için şu an için bir oyunculuk teklifi almadım. Ama öyle bir şey gelirse de seve seve kabul ederim. Çünkü çok seviyorum o işi de. Tiyatroyu da çok seviyorum. O yüzden düşünürüm. Neden düşünmeyeyim? Evet. Belki bir müzikal olabilir. Süper olur. O zaman işte işin bittiği noktadır. Bayılıyorum müzikallere çünkü. Kesinlikle yani olması gereken de bu. Daha güzel, daha sıcak bir ortam. Tiyatro, müzikal. Evet. 28 Temmuz'da Kuşadası'na gelsin diyen oldu Tuğçe. Öztakallı yazmış. Valla bekliyorlar her yere. Ve biz de Almanya'ya bekliyoruz. Yani onu da ben söylemiş olayım. Almanya'ya dinleyicilerimle beraber bir organizasyon, bir şey bekliyoruz. En kısa zamanda. Öyle bir şey olursa kesinlikle zaten Mine sizinle iletişime geçecektir. Öyle bir durum olursa kesinlikle sizinle de tanışmak isterim. Orada da tekrar bir beraber bir yayın yaparız olmaz. Tabii ki. Tabii ki o da gelsin. Yani. Ekibini evet, de evet, getir hatta aranjörünü falan. Tabii tabii. Çünkü o da çok önemli. Yani ben onları da çok önemsiyorum. İşin mutfak kısmında olan müzisyenleri gerçekten. Mutfak kısmı zaten en önemlisi. Yani biz görünen kısmıyız sadece ama mutfak çok önemli. Yani Ulaş Sümer, Sadun Arşönmez, Hazal Ata, Cem Gelinoğlu, Burak Yeter, Hakan Özkan bunlar olmasa ben böyle bir albüm çıkartamazdım.
Kesinlikle. Kimse bir albüm yapamaz. Yani ben yaptım diyemem. Benim albümüm, tamam, bütün benim yazıyor ama bu insanlar çalıştı bu albüm için. Kesinlikle. Bu arada yakalamışken kısa bir nakarat patlatır mıyız? Ey aşk uyuyorsan, yalnız uyuyorsan, kurban arıyorsan gel. Oldu mu? Süper, wow, bayıldık yani. En kısa zamanda nerede çıkıyorsun? Hemen bilmek istiyoruz. Şu anda daha belli değil. Önce bir klibimiz çıksın, ondan sonra. İnşallah. Vallahi hemen geliyoruz. Vallahi burada da, burada da gerçekten tatilciler yola çıkmaya başladı bile. Artık biliyorsun burada eskisi gibi değil. İnsanlar tatil yaparken konser de ayarlıyorlar. Mesela ben de öyle yapıyorum. Tatil yanında mutlaka bir konser de olmalı. Ona göre tatilimi seçiyorum. Hani bu hafta diyelim ki İstanbul'da tatilimi yapacaksam o hafta kimler çıkıyor mesela? Ha, iyi isimler çıkmıyor mu? O zaman erteliyorum. Mis gibi valla. Sen işi biliyorsun ya. Çözmüşsün olayı. yani ruhumuzu da beslememiz gerekiyor. Yani ruhumuzun da tatile ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun. Bir konserimiz olsa haber vereceğim. Sana özel de yazarım Twitter üzerinden. Tamam. Tatilini ayarlarsın o zaman. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Bu arada çok keyif aldım ve seni şarkınla uğurlamak istiyorum. Harikaydı. Valla zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Süperdin. Seni şarkınla uğurlayacağım ama hangisinin olmasını sen seçeceksin. Yani hangisiyle veda edelim? Hangisini anons etmek istersin? Şöyle sorayım. Şöyle söyleyelim. O zaman ilk klibimizi Amin'e çekeceğiz. Yani ilk yayınlanacak klip Amin olacak. O yüzden Amin çalalım istersen. Amin. Hemen aldım sıraya o zaman. Tamam. Mikrofon sende. Anonsunu bekliyoruz. ben onu yapamıyorum işte. Onu sen yapsan olmaz mı? Tamam. İstersen beraber yapalım. Tamam, hadi beraber yapalım. O zaman şimdi yılın en seksi albümünden Eren Sandal yorumuyla yılın en seksi albümünden Eren Sandal yorumuyla Amin şimdi Sky Radyo'da. Amin şimdi Sky Radyo'da. Sonunda o çıkmaza dalınca
Amin.